Buyur abi. Adım Onur Kılıç. 20 yaşındayım. Mezunum, üniversitede hazırlanıyorum. Sormak istedim. Hedefin ne? Ne uçak olursun? Mühendisliği. Ne? Uçak mühendisliği. Harikasın. Müthiş. Türkiye, Suriye'de güvenli bir bölge oluşturdu. Bizim hayalimiz olan misakin bildiği sınırları çizmek için neden dolaşmıyor mesela? İsrail bunu için sürekli uğraşıyor. Ve Türk dünyasını, Türk yerini neden kurmak için hala geri kalmış durumda yaşıyor? Cevap vermek ister misin? Sonra mı? Yoksa şey demişsin. Buradan kayıt var sosyal medyaya. Ben söyleyeyim, cevap vereyim. Yani ben biraz diplomatik vermeyeceğim. Yani doğru anlamda söyleyeceğim. Arkadaşlar, yakın coğrafyanın artık bir toprak almak gibi bir itopik durumu olamaz. Ama evet, ne olabilir biliyor musunuz? Demin üstad bir şey söyledi. Dedi ki, Türkiye'ye gelmiş 4 milyona yakın insan var ve bu insanlarla o kadar okutuyorsun, beraber işbirliği yapıyorsun, kültüründe parçalar veriyorsun. O insanların oraya gittiklerinde aslında sen oradasın. Ekonomik olarak oradasın, ticaret olarak oradasın, siyaseten oradasın, istihbarat olarak oradasın ve o insanlar sensin. Bizim hani anlamakta zorlandığımız ve bazen hani sayıyoruz ya, 82, 83, 84 diye gidiyoruz ya, böyle numara veriyoruz. Eğer bir numara vermeye kalksak dünyada bizim veremeyeceğimiz yer yok. Her gittiğimiz coğrafyada biz zaten bir ayak izi bırakıyoruz ve oradayız. Yani Afganistan'a gittiğinizde siz hangi numarayı vermek istersiniz mesela Afganistan'a? Ben size söyleyeyim, Türk bayrağını koyun omzunuza, her tarafa gezin. Her taraf. Kimse, hiç kimse size dokunmaz. Şu Türk bayrağını koyun. Biz Afganistan'da Amerikalılara resmen bir ultimatum verdik. Türk bayrağını takmayın diye. Amerikan askerleri dışarı çıktıklarında devriyelerinde öldürülmemek için Amerikan bayraklarını çıkartıp Türk bayraklarını asıyorlardı. Takamazsınız dedi. Bosna'ya gidin, Bosna'da kimse size ateş etmez. Somali'ye gidin, size ateş eden kimse olmaz. Lübnan'a gidin, kimse ateş eden olmaz. Dünyanın neresini istiyorsanız. Ben asker olarak bulundum diyorum bak onlarda. Hiçbirinde, Irak dahil olmak üzere kimse size ateş etmez. Siz çünkü oranın çocuğusunuz. Ve o Türk bayrağını tanıyan insanlar size hürmet ederler. Şimdi böyle bir pozisyondayken numara vermeye gerek var mı? Bizim bir yeri işgal etmeye gerek var mı? Zaten onlar biziz, biz onlarız. O yüzden hiç numara koymayın, hiç isimlendirmeyin. Biz misak-ı milliden çok daha büyük bir coğrafyayız. Türkiye 780 bin kilometre kare içinde kalan bir ülke değil arkadaşlar. 5 milyon kilometre kare içerisinde hala Türk özlemini katan, Türklerle beraber yaşadıklarında, Osmanlı'yla beraber yaşadıklarındaki o hem dini özgürlükler, hem etnik anlamda özgürlükler, hem felsefi olarak hala özlediğinizi unutmayın. Misak-ı milli sınırları, bu sınırların çok daha ötesinde. Bu ötesi gezdiğinizde inşallah meslek hayatına gireceksiniz. Ya sivil toplum örgütleriyle, ya turist olarak veya da iş olarak gideceksiniz. Gittiğinizde bu söylediğimi anlayacaksınız. Türkiye 780 bin kilometre kareden devasa bir şekilde büyük arkadaşlar. Numara koymayın. Aynen. Bir de şeyi ekleyelim. Türk Birliği neden kurulmuyor meselesi. Türk Birliği'nde muhtemel Türk Birliği coğrafyasının yarısı biraz önce Mete abinin anlatmaya çalıştığı büyük nüfuz etkisi var ya, biz nüfuz etkisiyle zaten orada oluyoruz diyorlar ya, yani onun yarısı ağır Rus nüfuz etkisi altında. Bayağı. Biraz uzun yolumuz var. Ya yani Kazakistan, Kırgızistan, hatta Azerbaycan dahil gezerseniz oradaki o Rus aksiyonunu ve ama Rus dönüş çok güzel giden bir yani geriye gitmiyor. Geriye yani doğru gidiyor. Düzeliyor şu anda ama çok ağır bir Rus etkisi var. Kendini Rus zanneden Türkler, Rus olmak isteyen, Rus'a benzemek isteyen Türkler, Rusça konuşan, Türkçe konuşmaktan utanan.